Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte 2024 tayfa için rehberlik serisine başlıyoruz. Evet 2024 tayfam bazen bu oynatma listesinde karşına çıkıp geometri ile ilgili güzel şeylerden bahsedeceğim haberin olsun. Evet bu videonun konusu nedir? Geometriye nasıl çalışmalıyız sorusunun cevabını arayacağız ve ders çalışma programından bahsedeceğiz. Neyin? Şu kampını yaptığım kitabın ders çalışma programından bahsedeceğiz. Ve böylelikle bu kampında videoların hangi gün geleceğinin sorusunda cevabında zaten o programda bulacaksın. Hadi bakalım o zaman rehberliğimize başlayalım. Geometri nasıl çalışılır sorusunun cevabı için kendime bakarak bir yorum söyleyeceğim. Yani ben bu işi nasıl öğrendiysem, ben bu geometriye nasıl çalıştıysam bunları sana madde madde şimdi söyleyeceğim. Evet geometriye nasıl çalışmalıyız? 1- olayın mantığını öğren. 2- verilen bilgiyi kullan. Bu ikisi zaten iç içe diyebiliriz. 3- Üç, üçgenleri iyi bir şekilde bil. Ve 4- acele etme zamanı. Yani. Birinci madde, olayın mantığını öğren. Olayın mantığını öğren demek tanımı iyi bir şekilde bil demek. Bakın çoğunluğumuzda belki vardır. Böyle küçük cep kitapçıklığı olur. Böyle ya da hemen geometri kolay bir yoldan ne yaparız? Geometri formülleri diye yazarız internete. Çıktısını alırız ve oradan formülleri ezberleyip geometri sorusu çözmeye başlarız. Ondan sonra yorumlar geliyor. Hocam ben geometriyi yapamıyorum. Ne olacak bu iş falan diye. Evet bu şekilde olmaz. Onu söyleyeyim kesinlikle. Tamam tanımı da öğrendin. Kuralları da öğrendin. Ben soru çözeyim falan. Yapamazsın kardeşim. Olayın mantığını basamak basamak öğrenmelisin. Bu olayın mantığını da biz nerede veriyoruz zaten? Kitapta tek tek yavaş yavaş veriyoruz. Oradaki soruların sırası, kazanımların sırası zaten kitabımızda var. Şu kitabımızda hepsi bak soru çözmek önemli değildir. Belli bir sırayla çözüp onun mantığını anlamak çok önemlidir. İşte bu kitapta o sıra çok güzel bir şekilde verilmiş. O yüzden bu kitaba çok dikkat etmen lazım kardeşim. Birincisi bu. Şimdi bir de olayın mantığını öğrendi. Biraz daha açayım olayı. Tanımını iyi bir şekilde bileceksin. Şimdi o cep kitabı da İşimize yarar mı? At bir kenara. O cep kitabı bir işine yaramaz ya da geometri formülleri bir işimize yaramaz. Çöpe at demiyorum bak kenara atlıyorum. diyorum. İleride işine yarar. Ne zaman işine yarar? Sen geometriyi iyi bir şekilde öğrendikten sonra aa tamam ben bu geometriyi öğrendim. Sınava yakın bir zamanda açarsın o cep kitabını ya da bu indirdiğin şeyleri pdf'leri açarsın. İşte geometride şu konuda şu formül var, bu konuda şu var, şu tanım var diye. Tekrarını oradan yapabilirsin. O ayrı bir konu. Şimdi tanımı iyi bir şekilde bileceksin. Tanımı bildikten sonra da kurallar var. O kurallar da nereden geliyor zaten? O kuralların da hepsinin ispatı tanımı dayalı geliyor zaten. Olayın mantığını öğrenmek demek istediğinde işte ben sana bunu diyorum zaten. Tanımını iyi bir şekilde bil. Oradaki kuralın da nereden geldiğini de bil. Mantığını bil. Çünkü sen oradaki kuralları çoğunu belki de unutacaksın. Ama sen olayın mantığını bilip tanımdan dolayı bütün soruları yapmaya çalışırsan eğer, ezbere yapmazsan eğer bu işi çok rahat bir şekilde yaparsın. Buna bu dediğime inan. Çünkü ben bu tekniği kullandım. Bu yöntemi kullandım. Ha bu kitapta var mı kural? Var. Ama çoğu kitapta 20 tane kural varsa bu kitapta bunun dörtte biri anca vardır. Yani bizde dört tane kural vardır. Şunları 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 bil diğerlerine gerek yok deriz. Çünkü kitaplardaki çoğu kurallar nereden geliyor biliyor musunuz? Üniversite sınavında şak bir soru çıkıyor. Haydi o soruyu alalım bir kural yapalım diyorlar. Ya ben bu kitaptaki her bir soruyu kural yapıp önünüze koyabilirim. Böyle bir anlatım tarzıyla sen anlayabilir misin bunu? Anlayamazsın. Şu soruyu gördüğünde şu kural var bunu uygula. Bu soruyu gördüğünde bu kural var bunu uygula diye anlattığımda evet ilk etapta birkaç gün için iyi gelmiş olabilir sana ama sonrası için imkanı yok iyi gelmez. O yüzden bu dediğim şeyi sakın ama sakın unutma. Mantığını bil ve verdiğim kuralları da bilmeye çalış. Çünkü az kural vereceğim sana. Bilmeye çalıştıktan sonra ee, olayın mantığını da öğrendikten sonra bu işi iyi bir şekilde yapacaksın. Şimdi gelelim ikinci maddeye. İkinci madde neydi? Verilen bilgiyi kullan. Bak soru çözümlerinde benim en çok kullandığım tekniktir. Geometri görme işidir hocam diyorlar. Ben ona çok karşıyım. Ya görme işi falan değil. Ben neredeyse bak lisedeyken geometride ya hiç sevmemenin en, en büyük sebebi zaten bu cümleydi. Soruyu yapamıyordum. Götürüyordum. Ya bu görme işi. Hadi arkadaşıma götürdüm. Göremezsen yapamazsın. Hocama götürürdüm. Göremezsen yapamazsın. Geometri görme işi. Ya o yüzden soğumuştum. Ama görme işi değil. Gerçekten görme işi değil. Geometri verilen bilgiyi kullanma işidir. Bak mantık artı verilen bilgiyi kullanma işidir. Nasıl? Şimdi bir şey verilmiştir mesela. Soruda bir eşitlik verilmiştir. Sen oradaki eşitliği kullanmazsan eğer sorunun çözümüne ulaşamazsın. Ki zaten sana en büyük tavsiyem ne biliyor musun? Soruyu çözemediğin zaman soruyu oku. Hangi bilgiyi kullanmadıysan onu kullanmaya çalış soruda büyük ihtimalle sorunun çözümüne ulaşacaksın. Aynı şeyi biz yapıyoruz ya. Soruda bak çok zor sorular geliyor karşınıza. Ne yapıyorum? Ulan çözemedim. Soruyu tane tane tek tek okuyorum. Aa ben bunu kullanmadım. Bunu nasıl kullanmalıyım, kullanmalıyım, kullanmalıyım diye düşünüyorum. İlk etapta zorlanacaksın. Belki bir dakika, belki iki dakika boyunca o bilgiyi kullanmak için uğraşacaksın. Ama sonra şurayı yorduktan sonra Burası o kadar alışıyor ki ilerleyen sorularda burada bir bilgi gördüm mesela. Soruda bir bilgi gördüm. Ben bunu nasıl kullanmalıyım dediğinde hemen kafanda böyle şimşekler çakıyor. Ondan sonra sorun çözümüne hemen ulaşıyorsun ve çok da hızlanıyorsun. O yüzden ben dik üçgenin sonuna kadar sabredin diyorum. Burası bir alışkanlık sürecidir. Ee, buraya kadar sabrettikten sonra o bilgiler, o yorumlar, verilen bilgiyi kullanma olayı, mantık olayı iyice oturuyor. Sonrasında çok çok daha bir şey iyi bir şekilde hızlanıyorsunuz. Evet verilen bilgiyi kullanmak. Bu gerçekten ama gerçekten çok önemli. İşte ne bileyim bir açı ortay ve dik üçgenle ilgili bir örnek vereyim mesela. Ya bir soru sadece tek bir kazanımla gelmeyebilir. Sorunun içerisinde hem açı ortay vardır hem dik üçgen vardır. Bu iki kazanımı birden kullanmak zorundasın. Sen açı ortayı kullandın. Dik üçgeni kullanmadıysan sorunun çözümüne ulaşabilir misin? İmkanı yok ulaşamazsın. E, o zaman ne yapacaksın? Açı ortay bilgisini kullandıktan sonra Ya ben bu dik üçgeni nasıl kullanmalıyım sorusuna böyle yoğunlaşmalısın. Onu da kullandıktan sonra çözüme çok rahat bir şekilde ulaşacaksın. Evet ikinci maddeyi de hallettik mi? Hallettik. Şimdi sırada ne var? Üçüncü madde. Üçgenleri iyi bir şekilde bil. Evet gençler. Üçgenleri iyi bir şekilde bildikten sonra geometriniz mükemmel. Full ya da fulle yakın olacak. Yalnız üçgenleri iyi bir şekilde bilmenin de sırrı neydi? Dik üçgenin sonuna kadar sabretmekti. Bu dediğimi de sakın ama sakın unutma. Dik üçge, üçgenleri iyi bir şekilde bildik. Daha bilmek neden bu kadar önemli? Bak, üçgenleri öğrendik. Tamam, üçgenler bitti. iyi bir şekilde öğrendik. Sonra biz dörtgenlere geldiğimiz zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dörtgen başlığını atıyoruz. Attıktan sonra tanımını veriyoruz. Tanımını verdikten sonra da üçgenle ilgili çözülebilen sorularından bahsediyoruz. Bak, çoğu kitapta şu vardır. Hiç de sevmem onu. Dörtgenler yazarlar. Özellik, 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 özellik. Hadi gel soruları çözelim. Evet o şekilde yaptığın zaman hiçbir şekilde başarı elde edemezsin. Son 10 yılın 4 çıkmış sorularına bakın. 4, özellikle dörtgen sorularına bakın. Atıyorum 100 tane soru varsa dörtgenle ilgili 100 tane sorunun 3 tanesi özellikle ilgili gelmiştir. Hatta 2018'den sonra özellikle ilgili bir soru bulamazsınız. Artık ÖSYM şunu ölçüyor. Sen dörtgenlerle ilgili tanımı biliyor musun? Ve bu tanımı bildikten sonra üçgenin de iyi mi diye bakıyor yani dörtgen tanımını bil ya da paralel kenarın eşkenar dörtgen dikdörtgen tanımını bil. Bir de üçgeni sağlam olsun bu konuyu çok rahat bir şekilde yapacaksın kardeşim. Ki zaten kitapta göreceksin şu kitapta aç bak paralel kenar konusunu aç. Aç elinde bu kitap vardır büyük ihtimalle aç paralel kenar konusunu tanımı vermişimdir sonra soru 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 demişimdir. Sonra özellikler iki sayfa sonra ya da 3 sayfa sonra geliyor. Orada ÖSYM'nin sorduğu sorular da o kısımdan geliyor zaten arkadaşlar. Biz ne olur ne olmaz diye özellikleri de veriyoruz. Ha özellikler de nereden çıkıyor biliyor musunuz? Özellikler de üçgen bilgisinden ispatı üçgenden çıkıyor. İspat, ispatlar da genelde nereden çıkıyor? Bir dik üçgen iki benzerlikten çıkıyor arkadaşlar. O yüzden bu iki konuyu da iyi bir şekilde bilmen lazım. Ha hocam sadece dörtgenler mi böyle? Hayır bak dörtgenden sonra çember geliyor. Çember konusunun üçgenlerle alakası yoktur gibi algılayabilirsiniz ama Çemberde de aynı şeyi yapıyorum. Başlığı yazıyorum. Üçgenle ilgili çözülebilen sorularından bahsediyorum. Ya da çemberde uzunlukta hep dik üçgenden çözeceğiz. Ya da benzerlikten çözeceğiz kardeşim. Analitiğe geldik. İki nokta arasındaki uzaklık nereden geliyor? İspatı dik üçgenden geliyor. Hatta kolay yolu veriyorum ben orada. Pratik bir yol veriyorum. Kafadan yapmayı öğretiyorum. Niye? Üçgen bilgin sağlam olduğundan dolayı. Tamam bu dediğimi unutma. Sonra ne var mesela katı cisim. Aynı şekilde üçgen bilgisi. Katı cisimde sadece hacmi bil alanı bil geri kalanı üçgen. Çember analitiği. Çemberi bilen, analitiği bilen bu konuyu çok rahat bir şekilde yapar. E, çemberi bilmek demek, çemberi içerisinde üçgen kullanıyorduk. Analitiği içinde de üçgen kullanıyorduk. E o zaman ne geliyor yine? Üçgene geliyor konu. O yüzden üçgeni iyi bir şekilde bileceksin. Ha, üçgen deyince de ben sana şimdi geometriyle ilgili bir isim hangi isimleri biliyorsun diye sorduğumda Kenan Kara deme. Kenan Kenan, Kenan Kara diyorlar. Yani şeyde yıllar yıllar önce geometriye çok büyük katkıda bulunan isimler Nelerdir diye sorsam ne dersin? Hadi durdurdun. Aklına isim. Şimdi başlattım videoyu. Aklına iki isim geldi. Nedir? Bir, Pisagor. iki Thales geldi değil mi? Evet. Pisagor deyince aklına dik üçgen gelir. Thales deyince de aklına benzerlik gelir. Hani temel orantı benzerlikleri ya da kelebek benzerliği falan gelir değil mi? Evet. Gerçekten bu iki isim çok önemli. Bu iki isim arkadaşlar geometrinin temelini oluşturuyor. Sen tamam üçgenleri iyi bir şekilde bileceksin dedim ya. Dik üçgeni ve benzerliği çok iyi bir şekilde bildikten sonra bak dik üçgen nedir hocam deme. Dik üçgende bilmediğin o kadar çok ince ayrıntı var ki ve çok kolay ama mantığı da var burada. O mantıkla da birleştirince o kadar güzel işler yapacağız ki senle birlikte. Dik üçgeni iyi bir şekilde öğrendik. Benzerliği de iyi bir şekilde öğrendik. Ondan sonra geometri de var ya uçuracağız, uçacağız, uçacağız. Bu üçgen konusunda da bu iki konuya da lütfen ama lütfen çok dikkat et. Gelelim dördüncü maddeye. Acele etme. Zaman ayar. Bak. Benim programım nasıl? Hafta hafta değil mi? Özellikle bak yıllardır bu işe başladığımdan beri programada sanırım 2018'de başladım. Öğrencileri hep böyle videoları öncesinden atsam bile hep şey derim. Hafta hafta çalışacaksın kardeşim. Ben gün gün olayına karşıyım. Yapanlara da saygım var. O ayrı bir konu. Onların takdiyedir. O arkadaşlar da çok güzel işlerini yapıyor. Ama ben gün gün olayına geometride karşıyım. Geometride zaman ilaçtır. Zamana yayacaksınız bazı şeyleri. Ya hocam ben işte şuradaki kampı baktığınız 30 hafta var. Ya ben bu 30 hafta hatta tekrarları da atarsak 25 haftaya düşüyor. Ben sana 25 günde bu geometriyi öğretebilirim diyemem. Anlatabilirim diyorum. Bak 25 günde ben sana bu işi anlatabilirim. Ama sen bu işi öğrenebilir misin? İmkanı yok öğrenemezsin. Zamana yayman lazım. Zamana yayman lazım. Mesela bir şeyden bir spordan mesela bir karateden bir şey verelim. Karatede atıyorum 100 saatte bu işi çok iyi bir noktaya getirirsin diyebilirler mesela. Sen 100 saat ardarda arda çalışıp bu noktaya gelebilir misin? İmkanı yok gelemezsin. Ne yapacaksın? O 100 saati böyle birer saat birer saat birer saat çalışıp 100 güne böldüğün zaman çok iyi bir noktaya gelirsin. Geometride de böyle antrenman yani şuranın alışması lazım. Bir alışma süreci var. Sen burada bu konu anlatımı sadece konu anlatımıyla da olmayacak. Bu konu anlatımını dinledikten sonra zamanla da o hafta içerisinde bununla ilgili pratikler yapmak zorundasın. Test çözmek zorundasın. Kitap çözmek zorundasın. En az iki soru bankası bitirmek zorundasın kardeşim. O yüzden hatta yakında da bizim şu fotoğrafın tamamlayıcısı geliyor arkadaşlar. Elinizde bir kitap varsa çözmeye çalışın. Hatta iki kitabı olan iki kitaptan yine devam edebilir. Bunun soru bankası da geliyor ama sanırım bir ayı bulacak. Ee, belki bu videoyu daha izleyenler daha yeni başladıysa ben şimdi bunu Temmuz ayında çekiyorum ya e, Ağustos'ta Eylül'de başlayanlara Soru Bankası büyük ihtimalle zaten yetişecek. O Soru Bankası'nda mutlaka alın. Çünkü bu kitabın tamamıyla tamamlayıcısı olacak. Çünkü orada e, dedik ya konu sırası da çok önemli. Soru Bankası'nda da e, şey oradaki soru sır sır sırası çok önemli. Her şeyi çok ince detayına kadar koyup orada da bir Soru Bankası'nda da bir öğretme planlıyorum arkadaşlar. O öğretmeyi de o tekniği de o zaten orada göreceksin. Onu daha sonrasında zaten ben size anlatırım. Şimdi ne dedik? Zamana yayacağız. Zamana yaymak gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ve hafta hafta yapacağız. Ha, hafta hafta yapacağız derken ya hocam yine biraz daha hızlatsanız diyenlere şimdi biraz sonra programı anlatırken evet videolar daha da hızlı gelecek. O anlamda da kafanıza bir soru işareti olmasın. Evet geometri bu şekilde çalışılıyor kardeşim. Bu dört maddeye lütfen ama lütfen dikkat et. Bunları, bu dediklerimi yaptıktan sonra geometriniz büyük ihtimalle full ya da full'a ya yakın olacak. Şimdi ne yapalım? Programdan bahsedelim. Hadi bakalım gelsin program. Kampa 3 Temmuz'da başlayan arkadaşlar için hazırladığım bir program var. Daha sonrasında daha profesyonelce bir programla karşınıza geleceğim. Hatta diğer YouTube'da ders anlatan öğretmenlerimizin programlarıyla da karşınıza çıkacağım. Haberiniz olsun. Şimdi nasıl spoiler'ı vereyim. Şimdi iki program var karşınızda. Bir tanesi normal program, bir tanesi de hızlı program. Ama ben kesinlikle ama kesinlikle normal programı takip etmenizi tavsiye ediyorum. Niye? Çünkü geometri zamana yayılmalı diye zaten biraz önce söyledik biz söyledik. Evet. Buraya da bakacak olursak zaten bak. Şöyle en sonuna bakalım. Ne zaman bitiyormuş program? Hafta hafta. Her hafta pazartesi günü videoları izleyecek olursanız ne zaman bitiyormuş? Ocağın ortasında bitiyormuş. Hatta tekrarları da çıkarsak eğer ne zaman bitecek? Aralık sonunda bitecek. Yani bizler 6 ayda bu geometriyi tam anlamıyla bitirmiş olacağız. Bak bu çok önemli. Tam anlamıyla. Sınavdan ne zaman önce? İşte hadi ocağın ortasında desek. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Sınavdan 5 ay önce geometriyi bitirmek demek ne demek? Sonrasında da yine güzel hamlelerimiz de olacak bu arada. Bunu unutma. Valla arkadaşlar Sınavdan 5 ay önce bitireceğiz. O yüzden bence kesinlikle buradaki programı takip et. Buradaki program senin için çok önemli. Buradaki program sana bu işi çok iyi bir şekilde öğretecek. Peki buradaki programda ne var? 3 Temmuz'da biz doğru da açılarla başladık mı? Başladık. 2 videoyla başladık. Hocam her hafta 2 video mu olacak ya da tek video mu olacak? Hayır bende öyle değil. Bende konu bazlı ya da böyle mantık mantık böyle işlediğim için bazı videolar 3 video bazı haftalar 4 video bazı haftalar hatta 6 video birden olabilir. Buradaki konu anlatımı videolarını genelde pazartesi günü izlemenizi tavsiye ediyorum. Pazartesi günü izleyeceksiniz diğer günlerde ne yapacaksınız diğer günlerde de soru çözümü yapacaksınız kitap soru çözümü yapacaksınız. E bir de şunu da şey devam etmeden önce şunu da söyleyeyim ben size. Burada konu anlatımını siz yaparken hocam biz soruları durdurup çözelim mi diğerleriniz de olacak mutlaka. Yok, çözme. Şimdi yanına bir özel ders öğretmeni oturduğunda ne yapıyor? Sana konuyu anlatıyor. Sana soruları çözüyor. Bazı yerlerde al bakalım hadi bu soruyu da sen çöz. Öğrendin mi diye seni kontrol etmiyor mu ediyor? Biz de aynısını bak burada konu anlatımlarında yapıyoruz. Ben burada konuyu anlattım, tanımı verdim, mantığını anlattım. Sonra ne yapıyorum? Soruları. O soruları da benim mantığımla dinlemek zorundasın. Ama yere gelecek. Durdur bu soruyu. Sen çöz diyeceğim. O soruyu da sen çözeceksin. Beni bu şekilde takip edeceksin. Tamam? Unutma bunu. Bir de Hocam videolarınız böyle az dakika olsa falan kardeşim siz bir herhangi bir siyaset kanalı değiliz biz ya da herhangi bir eğlence kanalı değiliz. Biz ders kanalıyız ben sana özel ders veriyorum. Özel ders öğretmenin geldiği zaman yanına en az bir saat oturmuyor mu? Oturuyor. E, bir zahmet sen de bir yarım saat boyunca bu ekranın başında dur. Bazı videolarımız 15 dakika bazı videolarımız 20 dakika bazı videolarımız da 40 dakika olacak. E, zaten ders dediğimiz süre nedir? 40 dakikadır. Ama genelde böyle ortalama yarım saat diyebiliriz. Ee, ...genelde 20-25 dakika oluyor. Ya da bazen yarım saate çıkıyor. Birkaç videoda böyle 40 dakikaya da 50 dakikaya ulaşan konular olabiliyor. Mesela dik üçgenin bir videosu büyük ihtimalle 50 dakikaya da 1 saate yakın olacak. Hatta 1 saat 10 dakika olabilir. Çünkü orada akışı bozmaman lazım. O videoda olmak zorunda. O mantıktaki bir şey anlatırken... ...o mantığı o videoda kapabilirsin. O yüzden bazı videolar genelde 1 saati bile bulabilir. Ama genelde dediğim gibi 20-25 dakika bazen de 30 dakika süresince olacak buradaki videolar. Sen videoyu izledin. Genelde pazartesi izle. Hocam işte 6 video falan olursa belki ikiye bölebilirsin. Pazartesi ve salıya bölebilirsin ama tavsiyem pazartesileri izlemendir. Sonrasında ne yapacaksın? Burada kitap çözümlerini yapacaksın. Kitap çözümü yaparken de nasıl bir yol izleyeceksin? İki tane kitap çöz. Bunlardan bir tanesi ya keşke erken çıkarsaydım da şimdiden başlasaydınız. Şu kitabın tamamlayıcısı, bu fotoğrafın tamamlayıcısı soru bankası bir kitabım gelecek. Normalde ben şunu tavsiye ediyorum. İki kitap çözülmesini tavsiye ediyorum. Durumu zayıf ve orta böyle zayıfa yakın olanlar böyle kolay kitap ve orta kitap çözmesini istiyorum. Durumu ortanın bir tık üstü ve iyi olanlarda orta bir kitap ve biraz üst seviyede bir kitap çözmesini istiyorum. Peki bu kitabın soru bankası nasıl olacak? Bu kitabın soru bankası da arkadaşlar tamamıyla orta ayarda olacak. O yüzden zayıf öğrenciler ee, zaten bazı arkadaşlar şimdi bu videoyu izleyenler tam böyle Temmuz'da başlamamıştır. Böyle e, Temmuz, Ağustos büyük ihtimal Ağustos'ta çıkacak kitap da bir ay sonra falan. Ağustos'ta ya da Eylül'de başlayanlar mutlaka o kitapla başlasın. Çünkü bunun tamamlayıcısı olan bir kitap olacak. Oradaki soru sıralamaları bile çok önemli dedik ya. Bu arada ona bile dikkat ediyorum. Soru Bankası'nda bile bir öğreticilik var arkadaşlar. O yüzden bir kolay kitap bir de benim kitap. Böyle durumu zayıf olan öğrenciler ya da e, durumu iyi olan öğrenciler. Bir benim kitap bir de bir tık daha üstü bir kitap çözerseniz çok iyi olur. Ama şimdi 3 Temmuz'da başlayan arkadaşlar iki kitabınız varsa yapacak bir şey yok. E, çözeceksiniz iki kitap birden. Kitap çözerken de şu şekilde. Pazartesi günü konu anlatımı yaptınız ya. Bir tek... Geometride çalışmıyorsunuz. Aynı zamanda matematik çalışıyorsunuz ya da fizik, kimya, biyoloji çalışıyorsunuz. Bence şöyle yapmalısınız. Ayın 5'inde bir kitabın doğru açı testlerini çözmelisiniz. İkinci kitabında ayın 7'sinde çözmelisiniz. Ya da hocam test sayısı fazla şöyle yapabilirsiniz. İşte 5-6'sında şeyi çözersiniz. 5 6'sı olmasın da 4 5'inde bir kitabın bir testini 7 8'inde de bir kitabın öbür kitabın diğer testini çözüp o şekilde yol alabilirsiniz dostlar. Tamam? Bu şekilde olması lazım. Pazartesileri konu anlatımı, diğer günlere de soruları böyle yayarsanız eğer çok iyi bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Evet, bu haftalık programımız 3'ünde, 10'unda, 17'sinde, 24'ünde yani her pazartesi günü o videoları izleyeceksiniz kardeşim. Ama ben videoları 3'ünde 10'unda 17'sinde yani her pazartesi mi yayınlayacağım? Hayır. Şimdi hızlı programa geçelim ve hızlı programda ben size olayı anlatayım. Hadi bakalım. Hızlı program. Hızlı programımızda şu şekilde böyle sağ üst köşede hızlı program yazar. Bir de uçak resmi vardır ve bunun da pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bir normal pdf bir de hızlı program diye şey yazar orada. Başlıklardan anlarsınız zaten. Her ikisini de indirebilirsiniz bu arada. Hızlı program nedir? Ya bir haftayı ben işte 4 günde bir şeklinde yaptım. Yani ayın 3'ünde başladık ya. Şimdi pazartesi günü başladık ya. 4 gün sonra üçgende açı ek çizimler. ikinci hafta. Sonra bir 4 gün sonra dik üçgen konusunda başlayacağız. Sonra bir 4 gün sonra da buraya başlayacağız. Sen burada pazartesi günü dinledin ya konusunu. Şu üç güne de iki kitabı sıkıştıracaksın. Bu hızlı programı da kime öneriyorum? Valla geometrisi iyi olan veya çok iyi olan öğrencilere öner öneriyorum. Videoları da buradaki sıralamalara göre 3'ünde yükledik ya 7'sinde de 2. haftayı yükleyeceğim. Ama normal programı devam ederler. 2. haftayı lütfen pazartesi izlesin. 3. haftayı da sonraki pazartesi izlesin. Sonra 11'inde de 3. hafta, 15. de 4. hafta 19'unda da ne 5. E, hafta, böyle 6. hafta diye gidiyor arkadaşlar. İşte hızlı programda da videoları yayınlayacağım günleri de öğrenebilirsin. Normalde dediğimiz gibi çalışmanız da şu şekilde olacak. Sen burada cuma günü dinledin. İşte cumartesi pazar pazartesi de ne yapacaksın? İki tane kitabın testlerini çözeceksin. Lütfen bu şekilde çalış. Bu şekilde yaparsan çok büyük bir etkisini görürsün. Ha, hızlı program devamlı hızlı programı yapan arkadaşlar şu şekilde de yapabilir. Bak bence bu da çok mantıklı. Sen konu anlatımını dinledin. Sonra tek bir kitabın sorularını bu üçgene yayabilirsin. Sonra diğer konu anlatımını dinledin. Tek bir kitabın konu anlatımını buraya yaptın. Sonra bak 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 üçgenler bitince burada üçgende tekrar var. Burada üçgende tekrarda benim ÖSYM tarzı testim var. O testler var orada onları çözeceksin. Hatta burada ikinci kitabında bak buraya da 7 gün vermişim. Burada da ne yapacaksın? İkinci kitabı da tekrar edebilirsin burada. Bence bir hafta içerisinde ikinci kitabın üçgenler konusunu bitirebilirsin. Bunu da parçalarsın. Nasıl parçalarsın? Ya hocam işte üçgenlere bakarsınız. Atıyorum e, 40 tane test var. E 40'ı bölersin. Bölürsün 7'ye. İşte günde 4 test ya da günde 5 test şeklinde çözüp ona göre ikinci kitabı da bu şekilde de bitirebilirsin. Tamam dostum. Bu şekilde yol alıyoruz. E böylelikle sanırım bu işi hallettik e, geometri dersi nasıl çalışılır bundan mı bahsettik. Programdan mı bahsettik. Ha bir program hızlı program kaç ay sürüyor? Ona bakalım. Hızlı programda arkadaşlar 4 ay sürüyor. 4 ayda bu işi bitireceğiz. Hatta 4 ayda tekrar da saymazsak böyle kasımın ortasında bitiyor burada. Yani kasıma kadar bu işi bitirmiş olacağız. E, 4,5 ay diyelim hatta. Hatta tekrarları da atarsak eğer işte Dört buçuk ay, dört ay diyebiliriz aslında. Dört ayda da hızlı programımız var. Hızlı programdan devam edenler de bu şekilde bitirmiş olacak. Ve her şeyi halletmiş olduk. O zaman ilk rehberliğimizi bitirdik. Yani biraz uzun oldu ama bence önemli bir rehberlik. Çünkü geometri nasıl çalışılır? Bir de ders çalışma programı bundan bahsettik. Ee, önemli videolardan biriydi. İnşallah faydamız dokunmuştur. Bundan sonraki videolarda da ara ara karşınıza çıkıp bazı konuşmalar, önemli yerlerde bazı konuşmalar yapacağız. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.